Burada daha önceden çizmiş olduğum bir beyin resmi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu dersimizde beynin bazı parçaları üzerine konuşacağız ve ben de onları size bu çizimin üzerinde göstereceğim. İlki pons, yani köprü. İkincisi ise medula dediğimiz parça, medula. Bunu medulla oblongata, medulla oblongata, yani diğer ismiyle omurilik soğanı olarak da duyabilirsiniz arkadaşlar. Pons'un hemen yanında yer alıyor. Bu zamana kadar beynin bu parçaları yani pons ve medulla oblongata üzerinde birçok çalışma yapıldı ve bu çalışmaların sonucuna göre bu parçaların solunum için önemli olduklarını biliyoruz. Yeşille işaretliyorum. Bazen bunların da alt bölümlere ayrıldığını görürsünüz. Buradaki esas fikir şu arkadaşlar. Bu yeşille işaretli yerlerde bulunan nöronlar solunumumuz açısından çok çok önemli bir role sahipler. Bunlara solunum merkezleri diyoruz. Yeşil renkle sanki kafamızın içinde ayrı e, birer yapıymış gibi çizmiş olsam da bu solunum merkezleri esasen bir araya gelmiş nöronlardan ibaret. Çok fazla sayıda nöron. Hatta birkaç tanesini şuraya çizelim. Bu nöronların bilgiyi toplamaya çalışan ufak antenleri var. Temel olarak yaptıkları işte bu. Bir sürü bilgi toplarlar. Acı içinde misiniz, gergin misiniz, bir sınava geç mi kalıyorsunuz? Tüm bunlarla ilgili o anda neler olup bittiğiyle ilgili bilgi toplarlar. Ne kadar hızlı, ne kadar sık nefes almamız gerektiğine karar verirler. Peki bu ihtiyaç duydukları bilgiyi tam olarak nereden edinirler? Medulla'da bulunan birkaç önemli nöronu çizelim, sonra da bu nöronlar üzerine konuşalım. Bu nöronlara merkezi kemoreseptörler denir. Bugünkü dersimizde bunlara odaklanacağız. Şuraya birkaç tane daha çizelim. Bu nöronlar ufak aksonlarını solunum merkezine kadar iletirler ve mesajlarını nörotransmitterler vasıtasıyla gönderirler. Bu da temel olarak nöronların dilidir diyebiliriz. Nörotransmitterler, nöronların birbirleriyle iletişim kurmasına olanak sağlar. Bu merkezi kemo bir kimyasal hakkında bilgi topladığını göreceğiz. Kemo adı da zaten buradan gelir. Biraz geri gidelim. Merkezi dememizin sebebi ise merkezi sinir sisteminin bir parçası olmalarıdır. Medulla oblongata'nın içindeler. Fiziksel olarak beynin tam burasındalar. Bu yüzden merkezi kemoreseptör diyoruz. Hakkında bilgi toplayacakları ilk kimyasal karbondioksit olacaktır. Diğer herhangi bir hücre gibi bu nöronlarda karbondioksit üretir. Peki bu karbondioksit nereye gider? Yani ürettikleri yan ürünün nereye gideceğini düşünüyorsunuz? Burada tabii ki bir kan damarı var. Bu kan damarında az karbondioksit olduğunu varsayıyoruz. Belki birkaç molekül diyelim. Karbondioksitin kana karışıp götürüleceği güzel bir gradyan var burada. Tabii ki bu da eninde sonunda akciğerlere ulaşır ve nefes yoluyla karbondioksiti dışarı atarsınız. Fakat şimdilik kandaki karbondioksit seviyesinin çok yüksek olduğunu farz edelim. Kandaki karbondioksit kısmi basıncının çok çok yüksek olduğunu varsayalım. Bu ne anlama gelir? Bu kana birkaç karbondioksit molekülü ekleyelim. Sahip olduğumuz bu güzel küçük gradyanın artık o kadar güçlü olmayacağı anlamına gelir. Basınçtaki farkların önemsiz hale gelmesinden ötürü artık güçlü bir difüzyon gradyanı mevcut değildir. Kanda bol miktarda karbondioksit var. Doku aralığındaki nöronların etrafında çok fazla karbondioksit mevcut. Buradaki gradyan eskisi kadar etkili olmadığı için bu merkezi kemo etrafında daha fazla karbondioksit birikimi olacaktır. Hatta bir miktar karbondioksit molekülü merkezi kemo nöronlarının etrafında birikebilir. Bu kemo fazlalık karbondioksitleri fark eder ve bu hiç hoşlarına gitmez. Ne yapacaklarını biliyorsunuz değil mi? Aksiyon potansiyeli salmaya başlarlar. Diyelim ki saniyede iki tane aksiyon potansiyeli salıyor olsunlar tamam mı? Evet bu sayı doğru değil tabi de böyle farz edelim biz. Evet şimdi karbondioksit seviyeleri yüksek olduğundan aynı süre içerisinde belki altı aksiyon potansiyeli salarlar. Birdenbire yüksek karbondioksit seviyesi hoşlarına gitmediği için daha fazla aksiyon potansiyeli salmaya başlarlar. Bu solunum merkezleri mesajı net bir şekilde alıp bir şey yapmamız lazım. Belki de daha hızlı nefes almasını sağlayacak bir şeyler yapmamız lazım diye düşünürler. Daha hızlı nefes almak alınabilecek birçok aksiyondan bir tanesi. Bu şekilde sinyalin ve iletişimin nasıl işe yaradığını görebilirsiniz. Hatırlarsanız karbondioksitle su arasındaki ilişkiden bahsetmiştik. Karbondioksit suya bağlanır demiştik ve böylece karbonik anhidraz oluştururlar. Yani H2CO3 H2CO3. Bu da dolayısıyla bir karbonat oluşturacaktır arkadaşlar. Karbondioksit seviyesi yüksekse protonların da yüksek seviyede olacağını varsayabiliriz. Diğer bir şekilde düşük pH ya da pH da denir buna öyle diyebiliriz. Merkezi kemoreseptörlerin tepki verdiği iki şeyden biri yüksek karbondioksit seviyesidir. Diğeri ise yüksek proton seviyesi veya düşük pH'tır. Tepki vermedikleri şey ise ki burası çok önemli, oksijen seviyeleridir. Düşük oksijen seviyesine tepki vermezler. Bu merkezi kemoreseptörler ve periferik kemoreseptörler arasındaki önemli bir fark. Bunu aklınızda tutun. Son olarak size bahsettiğimiz şeyin üç boyutlu görüntüsünü göstermek istiyorum. Önceden çizdiğim bu resme bakıp yakından inceleyebiliriz, tamam mı? Merkezi kemoreseptörler tabii ki bu resimde başrole sahipler. O yüzden önce şuraya başlık olarak yazıyorum. Şu oklarla gösterdiğim yerde ise merkezi kemoreseptörler var. Aynı zamanda astrositlerimiz var. Bunlar da yapısal destek açısından önemli hücreler. Kan-beyin bariyeri olarak bildiğimiz şeyi oluşturmada önem taşırlar. Tam burada görüyorsunuz kan beyin bariyeri, kanda gerçekleşen şeylerle beynin etrafındaki interstisyel sıvıda gerçekleşenleri birçok açıdan birbirinden ayırır. Hızlıca özet geçecek olursak, burada bol miktarda karbondioksit varsa, bu kan damarında karbondioksit seviyesi yüksekse, burada çok fazla difüzyon gerçekleşmeyecektir. İki merkezi kemoreseptör etrafında da karbondioksit seviyeleri artmaya başlar. Bu durumun onları pek de mutlu ettiğini söyleyemeyiz ve bu iki akson üzerinden solunum merkezlerimize doğru daha fazla aksiyon potansiyeli göndermeye başlarlar. Evet böylece bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar.